Evet. Şimdi kitabımızın ilk bölümünden başlıyoruz. Fiziğin temelleri, birinci bölüm. Bölüm 1. Ölçme konusu bu. Kimyacıların da daha çok, daha hassas olarak ilgilendiği konudur ölçme. Ama bilimin her dalında ölçme büyüklükler önemlidir ve bunların standartlaştırılması gerekir. Yani ben bir şeyin boyunu ölçerken, bir ölçücü kullanıyorken, siz de kendinize ait başka bir ölçücü kullanarak ölçerseniz bu hiç tutarlı sonuçlar olmaz. Şunu demek istiyorum. Benim bir metrem, işte atıyorum, iki kolumu açtım. Ellerimin arasındaki mesafeye bir metre diyeyim. Siz de kendi kolunuzu açın. Benim bir metrem de bu. Oradan başka biri de kollarını açsın. Benim bir metrem de bu deme şansımız yok. O zaman herkes bir metreyi farklı ölçecek. Onun için ölçmenin bir kere standart olması lazım. Onun için bunları temel büyüklük dediğimiz büyüklükleri bir standarda oturtturuyoruz. Ölçme niye gerekli? En basit günlük hayatımızda manava gidiyorsunuz, 1 kilo elma alacaksınız. Ölçmeden size verirse siz ne kadar para vereceksiniz karşılığında? Bunu bilmemiz lazım. Makro dünyadan örnek verdik. Henüz bilimsel örneğe geçmedik. Dolayısıyla ölçme önemli ve standart olması da önemli. A manavına gidersiniz, size 1 kilo elmaya 4 tane denk gelecek şekilde verir. Öbürü de der ki benim terazim de bu, ben kendim yaptım. Burada 2 tane elmaya denk geliyor 1 kilo. Olur mu öyle bir şey? Onun için bir standardı olması lazım. Herkes için 1 kilogram aynı şeyi ifade etmesi lazım. Bilimde daha önemli bu. Hassas şeylerle kimyasal bir deney yapacaksınız ya da bir bileşik oluşturacaksınız, bir ilaç yapacaksınız. İşte atıyorum 1 nanogram A malzemesinden koymamız lazım. İşte bu 1 nanogramı bir kere çok hassas bir şekilde standart ölçülere uyacak şekilde ölçmeniz lazım. Ölçmeden öyle göz kararı yemek yapar gibi bir tutam tuz diyerek A malzemesini koyarak ilaç falan yapamazsınız. Ya da fizikte işte buradan Ay'a astronot yollayacaksınız. Buradan Ay arası mesafeyi ölçmeniz lazım ki işte buradan göndereceğiniz füzeye ne kadar yakıt koy. Ne kadar dönerken harcar, giderken ne kadar yakıt harcar. İşte bu yolculuk ne kadar sürer? Hangi hızla giderse ne kadar sürer? Bunların hep standart birimler cinsinden ifade edilmesi ve iyi ölçülmesi lazım. Buradan Ay'a olan mesafeyi ölçmedik. Ya al işte bir astronot kardeş, biz sana bir bidon yakıt koyduk şeyine, füzene, uzay aracına. Sen işte git bakalım deyip riske atma şansımız yok. Yarı yolda mı kalsın adam ya da Ay'a gitsin geri dönemesin mi? Bunlar hep ölçme. Hepimizin hayatını hem bilimde hem günlük hayatımızda etkiliyor. Temel bazı niceliklerimiz var fizikte ve fizikte diyelim bunlara. Uzunluk önemli bir. Bunlar temel büyüklükler. Bir şeyin kütlesi önemli ve zaman. Bunlara biz temel fiziksel büyüklükler diyoruz. Diğerleri önemli değil mi? İşte atıyorum elektrik akımı. O da önemli. Sıcaklık önemli değil mi? O da önemli. Basınç. Bunlar hep fiziksel büyüklükler. Ama çoğu bu üçünün kombinasyonları şeklinde elde edilebiliyor. Temel olarak uzunluk, kütle ve zaman fizikte önemli. Sıcaklık bunlardan üretilemiyor ama sıcaklığı kimyada da kullanıyoruz, biyolojide de kullanıyoruz. Biraz daha çok fiziksel olanlar ana bunlar. Uzunluk, kütle, zaman ve hepiniz biliyorsunuz ki bunların birim standartlaştırılması sonucu MKS birim sistemi ortaya çıkmış. Ya da
SI, SI birim sistemi denir. MKS birim sistemi. Buna göre uzunluk metre, kütle kilogram ve zaman da S, saniye baz alınarak bu büyüklükler bu birimlerle ifade ediliyor. Bunlar temel nicelikler. Mesela bunlardan türeteceğimiz bir şey. Yani mesela gücün birimi neydi? Hatırlarsanız orta öğretimden watt. Watt demek kilogram metrekare bölü saniye küp. Bunların çeşitli kombinasyonlarıyla başka bir birim, gücün birimini elde ettik ama bakın bu temel fiziksel büyüklükleri, birimleri kullanarak yaptık bu işi. Şimdi bir de bilimsel olarak sayıları gösterirken 10 üzeri şeklinde ifade etmek de pratik. Çünkü 3 milyon 500 veya 3 milyar 560 milyon sayısını yazacağız metre. İşte buradan aya kadar bilmiyorum da bu uzaklığımız 3 milyar 560 milyon metre. Bunu böyle bilimde bu kadar çok sıfırlarla yazmak, hele ki bazı sayılar var ki 10 üzeri 28. 28 tane sıfır yazmak çok zor. Onun için demin de dediğim gibi 10 üzeri 28, 10 üzerili gösterim yapıyoruz. Mesela bu sayının 10 üzeri gösterilimi 356. Dan sonra kaç sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çarpı 10 üzeri 7 şeklinde. Sıfırları böyle 10 üzeri 7 bildiğiniz gibi yazıyoruz. Ve genelde de böyle 356 diye yazmayız. 3,56 şeklinde yazarız bu kısmı. Yani bir sayı, bir tam sayı, virgül sonrasını ondalık şeklinde yazıp iki basamak daha buraya geldik. Onun için burası 10 üzeri 9 metre şeklinde olacak. Bu gösterime alışın. Mesela bu sefer de ondalık 0 virgüllü bir sayıyı yazalım bu şekilde. 0 virgül 3 0 4 0 5 0 6 0 492 saniye zamanımız var. Şimdi bunu bilimsel olarak yazmak her seferinde şu sıfırları sayıp virgülleri geriye çekmeniz zor. Birine bu sayıyı vereceğiniz zaman ona iş çıkartmış olursunuz. Onun için bunu da yine aynı kuralla 4 bir tam sayı yazıp devamını virgülle 4,92 şuradan itibaren kaç basamak geriye gitmişim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çarpı 10 üzeri eksi 7 saniye. Evet, şimdi bazı sayıların as katları ve üst katları var. Kitabınızda var bu ama en çok kullanılanlar bir şeyin 1000 katı, 10 üzeri 3 katı buna kilo ekiyle göstereceğiz. Yani 10 üzeri 3 metre mesela, yani 1000 metre 1 kilometredir. İşte 10 üzeri 3 gram 1 kilogramdır gibi. 10 üzeri 6 da çok kullanacağız. O da mega. Milyon demek. 10 üzeri 9 var. O da giga, giga örnekiyle kullanıyoruz. Yani 3 çarpı 10 üzeri 9 metre. 3 çarpı 10 üzeri 9 metre demek yerine kısaca 3 gigametre mesela. Bir de as katlar, bunlar üst katlar. Bir de as katları var. Onlar da yine en çok kullanacaklarımız metre üzerinden metrenin yüzde biri santi örnekiyle kullanıyoruz. Metrenin binde birine mili diyoruz. Milim öneki. Metre üzerinde örnek veriyorum ama bu kilogram da olur, saniye de olur. İşte milisaniye demek, saniyenin binde biri demek. Miligram demek, gramın
binde biri demek. 10 üzeri eksi 6 var. Bu da mikro öneki. 10 üzeri eksi 9 var. Nano. Nano çağdayız biliyorsunuz. 1 gramın milyarda biri nanogramdır. 1 metrenin milyarda biri nanometredir. Nanoteknoloji çağındayız. Yani artık nano boyutlarla uğraşıyoruz gibi düşünürsek. Metrenin milyarda biri olan küçücük şeylerle uğraşıyorsunuz. Bir de 10 üzeri eksi 12 var. O da piko önekiyle kullanılıyor. Şimdi birimleri kendi arasında çevirmeler de yapmışsınızdır, aşinasınızdır ama önemli konu. Yani size işte 756 kilogramlık bir şey verdiler. Bu kaç nanogramdır dediler. Ya da 86 nanogramlık bir şey kaç mikrogramlık şey miktara karşılık gelir dedikleri zaman çevirme önemli. Bunu problemler içinde daha yoğun yapacağız. Mesela basit bir şey 3 dakika kaç saniyedir? Sistematiğimiz şu 3 dakika demek 1 dakikanın içinde kaç saniye var? 60 saniye. Buraya dakika yerine 60 saniye yazdınız. O zaman bu 180 saniye olur. Çevirmenin mantığı. İşte 35 metre kaç santimetredir? 35. Burası 1 metre yerine kaç santimetre yazabilirsiniz? 100. Değil mi? 1 metre 100 santimetredir. O zaman 35 metre 3500. Bunu da 10 üzeriyle yazalım. 3,5 çarpı 10 üzeri 3 santimetre. Yani gördüğünüz birimi çevireceğiniz birim cinsinden böyle parantez içinde yazarsanız karışmaz. İşte bir de yoğunluktan mesela örnek verelim. 3 gram bölü santimetre küp. Kaç kilogram bölü metre küp? Bunu istiyor mesela. Çok karıştırmaya işte gerek yok. 3 gram yerine kilogram yazacağım zaman ne yazarım? Gram kilogramın binde biridir. 10 üzeri eksi 3 kilogram yazdım. Gram gördüğüm yere. Paydada ne var? Santimetre küp. Santimetre metreye çevireceğiz ya. Kaç metredir? 1 santimetre metrenin yüzde biridir. 10 üzeri eksi 2 metre. Ve bunun da kübü varmış. Değil mi? Santimetre küp. Buraya metreye çevirdik. Santimetre yerine metre karşılığını yazdık. Sonra da onun kübünü aldık. Şimdi bu işleme bakalım. 3, 10 üzeri eksi 3 var burada. Burada 10 üzeri eksi 2'nin kübünü alınca 10 üzeri eksi 6 olur. Ve kilogram bölü metre küp oldu. İşte bakın birimimizi çevirdik. Bunu işlemi yapıp sadeleştirirsek 10 üzeri eksi 3 bölü 10 üzeri eksi 6 bu yukarı artı 3 olarak çıkar. 3 çarpı 10 üzeri 3 kilogram bölü metre küp. Yani 3000 kilogram bölü metre küpmüş. 3 gram bölü santimetre küp. Yani bir maddenin santimetre kübünde 3 gram varsa metre kübünde 3000 kilogram varmış diye çıktı sonucumuz. Evet. Şimdi bu temel büyüklüklerimizin ayrıntısına birazcık çok az girelim. Uzunluk ilki. Şimdi dediğimiz gibi benim metremle sizin metreniz ya da işte başka birinin metresi hepimizin standart olması lazım. Bu ilk başlarda 1700'lerde, 1700'lerin sonunda Fransa'da geliştirilmiş bir tane demir çubuk, demir değil pardon, metal çubuk yapılmış. Onun iki ucuna çizgi çekilmiş. Demişler ki bu iki çizgi arasındaki mesafeye biz 1 metre diyeceğiz. Bunun kopyalarını da dünyanın çeşitli ülkelerine göndermişler, aynı kopyasını. Siz de bu uzunluğa 1 metre deyin. 1 metrenin ne olduğunu merak edip kendine de yaptırmak isteyen varsa gelsin Fransa'ya. Biz gösterelim ne kadar olduğunu, ona uygun bir metresini yapsın. Dünyada buna bir metre diyeceğiz. Şimdi bu yaptıkları malzeme tahtadan olsaydı 1792'den bugüne kadar bu tahta çürüyecek, müriyecek,
Bu 1 metre artık deforme olacak, özelliğini kaybedecekti. Demirden yapsalar paslanacaktı. Yazın uzayacaktı, kışın soğuyacaktı, büzülecekti. Yazın ölçtüğümüz metre daha uzun olacaktı, kışın ölçtüğümüz metre daha kısa olacaktı. Mevsimsel olarak metre değişecekti. Ve paslanmayla da 1792'den bugüne ne kadar korursak koruyalım, çürüyecekti belki şuraları, yok olacaktı. Onun için bunu böyle uzun yıllar dayanabilecek bir alaşım olan platin iridyum elementlerinin alaşımıyla yaptılar. Bu uzun yıllar dayanır diye. Bu hala Paris'te duruyor. Fakat sonradan artık bunun böyle maddesel bir şey değil de daha artık bilim gelişti. Dediler ki biz daha bilimsel yollarla bu metreyi ifade edelim. 1960'lara geldik. Bu 1790'lar. 1960'lara geldik ve şöyle dediler. Kripton 86 atomunun yayınladığı bir ışık var. Turuncu kırmızı. Bu ışığın dalga boyuna bağlı olarak biz metreyi tanımlayalım. Yine kimya derslerinizde görmüşsünüzdür. Elementlerin böyle tayfları olur. Yayınladıkları ışık kendine özgü, ayırt edici özelliğidir bu. İşte hidrojenin tayfı. Hidrojen çeşitli renklerde, renk demek bilimde dalga boyu demek. Çeşitli renklerde, dalga boylarında ışık yayar. Dalga boyu neydi? Dalgayı çizersek şöyle sinüsel bir şekilde iki tepe ya da iki çukur arası mesafe lambda ile gösteriliyor. İşte bu lambda dalga boyuna bağlı bir ifade yazalım dedi. Dedik ve metreyi öyle tanımlayalım. Bunu da Kripton 86'dan dediler ki Kripton 86'nın yayınladığı turuncu kırmızı renkli ışığın 1 milyon 650.763,73 tanesinin yani dalga bunun gibi şunun gibi 1.650.763,73 tanesinin boyuna biz 1 metre diyelim. Çünkü ışığın dalga boyu çok küçük. Biz buraya büyük çizdiğimize bakmayın. Çok gözle göremeyeceğimiz küçüklükte dalga boyu. Bu kadar dalga boyu bir araya yan yana gelince koyduğumuza biz 1 metre diyelim. Dolayısıyla siz kendi ülkenizde yeni bir ülke kurdunuz. Artık standart metreniz yok. Her ülkeye göndermiştik ya. Bir daha gelip masraf yapıp uçağa binip şu pandemi döneminde Fransa'ya gelip bir metre neymiş deyip kendi ülkenize bir standart metre yapmanızı zorlaştırmıyoruz. Gidin bir tane Kripton 86 alın gaz şeklinde. Karanlık bir odada onun yaydığı turuncu kırmızı ışığın dalga boyunu ölçün. Laboratuvar ortamında çok kolay yapılıyor. Biz kendi öğrenci laboratuvarımızda bile yapabiliriz bunu. Onun dalga boyunu ölçün. Şu sayıyla çarpın. İşte o elde ettiğiniz sayı 1 metredir. Siz artık ona 1 metre deyin. Bu kadar masrafa gerek yok demişler. Fakat bu çok uzun sürmemiş. 1983'te bilim artık 60'lardan 50'lerden sonra bilim artık çok fazla hızlı gelişmeye başladı. Ve 83'te daha zekice, daha kesin, hata payı daha küçük olan bir yol buldular. Dediler ki ışığın 1 bölü 299 bin milyon 792 bin 458 saniyede aldığı yolu ölçün. Ona 1 metre deyin. Yani şuradan fenerinizi yaktınız. Düğmesine basıp buradan ışık çıkıyor. Bu ışık kronometrenizi çalıştırın ve 1 bölü bu sayı kadar ki buna yaklaşık 1 bölü 300 çarpı 10 üzeri 6 buna da 3 çarpı 10 üzeri 8 diyebiliriz değil mi? Şu saniye şurada değil şuraya yazalım burada doğrusunu. 1 bölü 3 çarpı 10 üzeri 8 saniye sonra bu düğmeye bastıktan bu kadar saniye sonra kronometrenizi durdurun. O arada bir arkadaşınız buradan çıkan ışığın ne kadar yol aldığına baksın. Ölçün bunu. İşte buna 1 metre deyin. Çok hassas bir ölçüm artık. Şu an kabul edilen 1 metrenin tanımı bu. Işığın bu kadar sürede aldığı yol. Dolayısıyla ışık hızı, onu C ile gösteriyoruz.
bir saniyede bu kadar yol alıyorsa hız demek birim zamanda alınan yol demek olduğu için bunun hızı 300 şu sayı ama aklımızda kalsın diye 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye. Yani bir saniyede bu kadar metre yol alır. Çünkü 1 bölü 3 çarpı 10 üzeri 8 saniyede 1 metre yol alıyorsa o zaman 1 saniyede ne kadar yol alır doğru orantısı kurarsanız bu olur. Bu dünyada, evrende, bildiğimiz her yerde ulaşılabilecek şu anki maksimum sürat. Bundan daha hızlı hareket edebilen, daha süratli hareket edebilen herhangi bir nesneye rastlanmadı. Bunun da ne kadar büyük bir sürat olduğunu şu örnek üzerinden ben anlatıyorum. Dünyamızın çevresi, yani buradan dünyanın merkezi olan Sivas'tan yürümeye başladınız. Hiç sapmadan dolaşıyorsunuz ve geliyorsunuz tekrar aynı noktaya. Bu yaklaşık 40 bin kilometre. Metre cinsinden 40 çarpı 10 üzeri 3 kilometre, 40 çarpı 10 üzeri 6 metredir. Şimdi buradan siz dolaşmayın da buradan bir fener yaktığınızı ve bunun yörüngesinin olmaz da ışık düz gider de dünyayı dolaşacak şekilde bir yörünge, bir tüpün içinde ışığı dolaştırdığınızı düşünün. Yaktığınız feneri ve bir tüpün içinde dolaşıp tekrar aynı noktaya gelecek şekilde bir yolu var. İşte buradan yaktığınız ışık, gönderdiğiniz ışık bir saniye sonra 40 milyon metreyi şu hızla gideceğine göre bir saniyede 7,5 kere dünyanın çevresinde tur atar. Elinizdeki feneri yaktınız, 1-2 dediniz. O süre içerisinde 7,5 kere dünyayı dolaştı bu. İşte böyle devasa bir hız, ışığın hızı. İşte ışınlama onun için filmlere de konu olan bu ışınlama onun için hep popüler olmuştur. Bu hızla herhangi bir yere gittiğinizi düşünün. Türkiye'den kalkıp Amerika'ya gitmeniz saniyeler bile almayacak. Hop bir anda oradasınız. Peki bizim bazı örnekler verelim. Tablo, kitabınızdaki tabloda daha fazlası var. Ama mesela gökyüzüne açık bir havada kaldırıyorsunuz başınızı ve gördüğünüz bir gök yıldıza acaba uzaklığımız ne kadar? Evrenimiz bu olsun. Dünyadasınız ve kaldırdığınız kafanızı gördüğünüz yıldızlardan dünyamıza, galaksimize en yakın olan o gördüğünüz çoğu parlak nesne de gökyüzünde biraz büyük olanlar gezegendir. Jüpiter'i şu sıralar, Satürn'ü, Mars'ı çok net görürsünüz mesela, Venüs'ü. Ama yıldız olarak güneşimiz hariç bize en yakın yıldız 4 çarpı 10 üzeri 16 metre. 4 çarpı 10 üzeri 16 metre demek 4 çarpı 10 üzeri 13 kilometre demek. Şimdi buradan bir fener yaksak, o yıldıza göndersek ya da o yıldızdan çıkan ışık daha kolay. Işık çıkıyor değil mi? Yıldızlardan ışık. Işık hızıyla geliyor. Acaba buradan çıkan ışık bizim dünyamıza kaç saniyede, kaç dakikada, ne kadar sürede geliyor? Bizim aramızdaki mesafeyi biliyoruz ve onun gönderdiği ışığın da süratini biliyoruz. Bakalım. Bir saniyede oradan çıkan ışık 3 çarpı 10 üzeri 8 metre yol alacak değil mi? O zaman bizim uzaklığımız 4 çarpı 10 üzeri 16 metreyi kaç saniyede gelir? T diyelim. Buradan T eşittir 4 çarpı 10 üzeri 16 bölü 3 çarpı 10 üzeri 8. 4'ü 3'e bölelim 1,3 diyelim yaklaşık. Çarpı 10 üzeri 8 mi kaldı burası? Saniye. Yani bunu da şöyle yazayım. 130 çarpı 10 üzeri
6 saniye şeklinde yazayım. Aynı sayı değil mi bunlar? Niye böyle yazdığımı şimdi göreceksiniz. 1, 2 sıfır attım. Onun için 2 sıfır eksildi. Saniyeyi dakikaya çevireceğim çünkü. Çünkü bu saniyenin ne olduğunu anlayamıyoruz şu an. Bir gün mü? Yarım gün mü? Bir yıl mı? Göremedik. 130'u 2'ye böleyim. 60'a böleyim. Yaklaşık 2 yazayım. Hep kaba hesap yapıyorum. 2 oldu bu. Çarpı 10 üzeri 6 dakikaya çevirdik, değil mi? Bunu da dakikayı saate çevireceğim. Bunu da yine böyle 200 çarpı 10 üzeri 4 yazayım. Niye 200 yazdım? Çünkü dakika 60 dakika 1 saat. Bunu 60'a bölmesi kolay olsun. 3 diyelim. 3 saat oldu. 3 çarpı 10 üzeri 4 saat oldu daha doğrusu. Şimdi bunu da 30 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde yazayım ki güne çevireceğim. Bir gün 24 saat ya, bu 1,5 gün olmuş olsun. 1,5 çarpı 10 üzeri 3 gün oldu bu. Bu arada birim çevirme de yapmış oluyoruz. Şimdi 1,5 gün çarpı 10 üzeri 3 günde bunu çarpalım. 15, 150, 1500 gün oluyor. Bu da yaklaşık 4 yıl diyelim. 4 küsür yıl. Böyle saniye filan günmün bekliyorduk ama bizim en yakın yıldızın gönderdiği ışık şu hızla, bu hızı hayal ettik demin, nasıl bir yüksek hız olduğunu. O hızla geliyor, fişek gibi derler. O hızla geliyor. 4 yıl boyunca geliyor bu hızla ve dünyamıza ulaşıyor. Ya da biz buradan bir fener yakıyoruz o yıldıza doğru. Hadi ne zaman ulaşır diye 4 yıl bekliyorsunuz. Bu devasa hızla 4 yıl boyunca yol alıyor ve varıyor. Ki bu bizim daha bize en yakın yıldız. Yaşadığımız evrenin ne kadar büyük olduğunu buradan hayal edin. Bu en yakın yıldıza uzaklık. Plüton'a uzaklık. Plüton ki bizim şu an gezegenlikten çıktı son yıllarda ama Güneş sistemimizin en uzak gezegeni. Ona uzaklık 6 çarpı 10 üzeri 12 metre. Yani en yakın yıldızdan bile daha yakın. Bizim Güneş sistemimizin içindeki son gezegen. Andromeda galaksisine uzaklık. Biz biliyorsunuz Samanyolu galaksisinde yaşıyoruz. Galaksi demek bir sürü Güneş sistemi olan, Güneş sistemi gibi sistemler olan, gezegenler olan ve yıldızlar olan böyle bir topluluk, öbek. Bizim Samanyolu galaksimizde milyarlarca yıldız olduğu düşünülüyor. Ve en yakını bu. Böyle bir galakside yaşıyoruz. Milyarlarca yıldız ve gök cismi olan. Ve bu bizim Samanyolu galaksimiz gibi de evrende milyarlarca galaksi olduğu düşünülüyor. Evrenimizin artık ne kadar büyük olduğunu galiba daha üstüne bastırmaya gerek yok. Ve bizim Samanyolu olan galaksimize en yakın olan bildiğimiz galaksi Andromeda diye isimlendiriliyor. Ona uzaklığımız 2 çarpı 10 üzeri 22 metre. Yani şuradan sonra 6 sıfır daha var. Siz onu evde alıştırma yapın. Bakayım biz oraya ışık hızıyla hareket eden bir alet icat edip gitmeye çalışsak ki ışık hızına ulaşamadık. Ulaştığımızı düşünün. O hızla gitmeye çalışsak acaba galaksiler arasında yolculuğumuz ne kadar sürecek bir hesaplayın bakayım. Ki bu en yakın galaksi. Şimdi bu büyüklerin dünyası, bir de küçükler var. Tek bir, iki örnek vereyim ona da. Mesela virüs gündemimiz. Virüslerin boyutu da 10 üzeri eksi 8 metre. Proton atomun içindeki çekirdeğin içindeki artı yüklü parçacığımız. Bunun da çapı, yarı çapı 10 üzeri eksi 15 metre. Yani bu kadar büyükler ve bu kadar küçükler arasında bir skalamız var. Bunları hassas ölçmemiz lazım. Standart bir birimle ölçmemiz lazım. Hepimizin aynı kullandığı birimle ölçmemiz lazım. Onun için bu birimler hem küçüklerde hem büyüklerin dünyasında önemli. Uzunluk buydu. Şimdi diğer bir temel büyüklüğümüz zamana geçelim. Kilogramı en sona bırakayım. Çünkü onda bir güncelleme oldu. Zaman da tanım olarak
kendini tekrar eden süreç. Dolayısıyla insanlar eski çağlardan beri hep zamanı böyle takvimlerle, saat gibi, güneş saati gibi farklı zaman dilimlerini farklı şekilde göstermeyi hep ilgileri çekilmiştir ve hep gündemde olmuştur. İşte aya yönelik zamanlar var. Ayın dünyanın çevresindeki turunu tamamlamasına bir yıl denildiği şu anda kullanılan hicri takvim var. İşte güneş bazlı var, miladi takvim, onu kullanıyoruz. İşte bir gün kaç saat olsun, 10 saat denmiş 1792'deki gene Fransa'daki o standartlaştırma kongresinde 10 saat mi olsa acaba denmiş. Sonra yıllardır 12 olduğu için tekrar 12'de karar kırılmış gibi böyle sürekli insanlar standartlaştırmaya çalışmışlar. İşte sonunda güne 24 saat demişler. Yıla yaygın olarak 365 gün 6 saat demişler. Ama birimi ne? En temel birimi saniye. Peki saniye diye neye diyelim? İşte eski çağlarda bir gün geçiyor. Onun 3600'de biri mi? 24 çarpı 3600'de biri bir saniye olsun gibi böyle hassas hassas şeyler var. Çok saniyeler bazında aslında uğraşma eski çağlarda yoktu. Onlar gün bazında. Yani dakikalar ve saniyeler, düşünün milattan önceki bir dönemde niye önemli olabilir? Bir saniye eksik ya da bir saniye fazla ölçmeyi bir şeyin makro dünyaydı o zaman. Herhangi bir önemi yoktu. Onun için günler önemliydi. Hatta daha eski çağlarda belki de mevsimler önemliydi. Kış bir bütündü, yaz bir bütündü, işte bahar bir bütündü. Onun dışında çok ayrıntıya girmelerine gerek yoktu. Ama teknoloji geliştikçe işte artık dakikaların önemi olmaya başladı. Bilim gelişti, saniyelerin önemi olmaya başladı. Nanosaniyelerin önemi olmaya başladı. Onun için sürekli zamanı daha hassas ölçmek gerekti. Kitabınızda bir internet sitesi var hala Amerika'da mesela. Orası size güncel, çok hassas saati veriyor. Hatta bir günün kaç saat olduğunu anlık takip edebiliyorsunuz ve mevsimlere göre günün böyle milisaniye bazında değiştiğini bile oradan izleyebileceğiniz bir monitör var. Kitabınızı alınca o linki görürsünüz. Merak edenler takip edebilir. Ama şu an bir saniye hala geçerli olan sezyum 133 izotopunun, sezyum atomuna, elementine ait bir izotop. Bu sezyum 133'ün 9 milyar 192 milyon, bu sayıları ezberlemenize gerek yok, 631 bin 770 tane radyasyon sayması salması için geçen zaman. Sezyum 133 radyoaktif bir madde. Radyoaktif madde demek sürekli kendinden bir şey atıyor. Radyasyon atıyor. Bu radyasyon da orta öğretimden gene bildiğiniz gibi farklı şekillerde olabilir. Alfa parçacığı atana da biz radyoaktif diyoruz. Beta parçacığı denilen parçacığı atana da radyoaktif diyoruz. Bir de gama ışını atana da radyoaktif diyoruz. Radyasyon salmak demek bunlardan birini salmak. İşte sezyum 133'ün sürekli radyasyon salıyor değil mi? Bu kadar radyasyon salması sonucunda saatinizi sıfırladınız, kronometrenizi ve saymaya başladınız. Sezyum atomunun saydığı, gözünüzde gördüğünüzü düşünün. Sezyumun attığı radyasyonları sayıyorsunuz. Saatinizin kronometresine bastınız, sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sayıya ulaştınız, kronometrenizi durdurdunuz. Ne kadar zaman geçmiş diye bir baktınız, bir saniye geçmiş. İşte ona bir saniye diyoruz. Dolayısıyla zamanı çok hassas bir şekilde ölçüyoruz. İşte atom saatleri filan buna dayalı. Siz de alabilirsiniz atom saati, çok pahalı bir şey değil. Yani yine yeni kurulan bir ülkesiniz, diyorsunuz ki ya benim de zamanı standart olarak bilmek istiyorum ülke bazında, nasıl yaparım? Diyorlar ki bir tane sezyum atomu bul, 133 izotopunu, radyasyon ölçücü bir dedektör bul,
karşısına koy onu. Kronometreyi sıfırla. Sonra kronometreyi başlattığın an radyasyonu sayacak dedektörünün de başlamasına izin ver. Tık 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 o radyasyon dedektörü kaç tane saydığını ekranında gösterir. Ekranda bu sayıyı gördüğün an durdur kronometreni. Bu tabii ben çok ilkel ve kaba anlatıyorum. Bunu kendi durduran sistemler de var. Yani senin çünkü tepki süren falan hep işin içine girecek. Onun için radyasyonu sayan dedektör bu sayıya ulaştığı an bir bilgisayar kodu yazarsınız. Zamanı ver dersiniz. İşte ama ben kabaca aklınızda kalsın diye anlatıyorum. Bu sayıyı ekranda gördüğün an kronometreni durdur. İşte ona bir saniyede. Çok hassas dolayısıyla. Virgülden sonra milyarda bir hata yapma olasılığınız. Saniye zamanı milyarda bir hassaslıkta ölçebiliyorsunuz dolayısıyla. Ve zaman bildiğiniz gibi tabii göreli. Bunu hareket eden bir aracın içinde yapmayın bu deneyi. Mümkünse duran bir ortamda yapın. Çünkü görelilik der ki Einstein'ın izafiyet teorisi hepiniz yine biliyorsunuz. Hareket eden cisimler için zaman artık görelidir, farklı geçer. Durgun çerçeve dediğimiz duran kişi için zaman ile bir uçağa binip hareket eden bir pilot ya da yolcular için zaman artık farklıdır. Bu deneysel olarak artık ispatlanmış bir şey. Pilotların hayatlarının milisaniyeler bazında daha farklılaştığı biliniyor. Zaman çünkü uçtukça farklı akar. İkizler paradoksu yine araştırmak isteyenler için araştırabilirsiniz. İkizler paradoksu denilen bir şey var. İkizlerden biri dünyada kalıp biri 10 yıl, 20 yıl boyunca fıldır fıldır füzeyle uzayda dolaşırsa 20 yıl sonra geliriz. Bu dünyada kalan 20 yıl yaşlanmış bir dededir artık. Gezen hala genç bir şekilde döner. Çünkü onun için zaman yavaşlamıştır. Zaman göreli. Onun için bu deneylerimizi durağan laboratuvarımızda yapacağız. Şöyle sorular geliyor bazen. Dünya peki durgun mu ki? Dünya da hareket ediyor. Güneşin çevresinde dönüyor, kendi çevresinde dönüyor. Güneş başka bir şeylerin çevresinde dönüyor. Galaksi olarak Samanyolumuz başka şeylerde dolaşıyor. Dünya da durgun değil o zaman. Durgun nereden bulacağız? Ama biz her şeyimizi dünya bazlı yaptığımız için bizim için dünya durgun. Değil mi? Trende seyahat ediyorsunuz, oturuyorsunuz ve tren hareketli. Hareketli ama tren sizi bağlar. Siz trene göre durgunsunuz. Dışarıdaki kişiye göre hareketli olmanız önemli değil. Bir ikinci önemli husus, sabit hızla hareket etmek de zaten asıl doğru olan kısım bu. Sabit hızla hareket eden bir şey aslında durgunla aynı şeydir. İvmeli hareket yapmadığınız sürece fizik kuralları durgunla aynıdır. Yani laboratuvarınızda yaptığınız deney ya da ölçtüğünüz şey ile sabit hızla giden bir tren içinde yaptığınız deneyler, ölçümleriniz birbirinden farklı değildir. Ta ki ivme, yani gaza basma ve frene basma işin içine girene kadar. Detaylarını araştırmak isteyen yine onu da araştırabilir. Sabit referans, sabit hızlı sistemler ve ivmeli sistemler ile durgun sistemler arasındaki ilişkileri açıklayabilirsiniz. Son büyüklüğümüz kütle. Bu kütlede tarihsel gelişimde yine 1700'lerde şuydu standardı. Yarı çapı ve yüksekliği 3,9 santimetre olan silindir ve yine dayanıklı olan malzememiz platin iridyum alaşımından yapılmış öyle bir külçeydi. Kim bir kilogramın ne olduğunu merak ediyorsa gelsin terazinin bir kefesine bunu koyalım, öbür kefesine de kendi yaptığını ayarlayarak yapsın, ona bir kilogram desin. Bu 1800-1900'lere kadar iyiydi, iş görüyordu. Çünkü dediğim gibi daha böyle atom çağına girmemiştik, makro dünyadaydık. Bundaki miligramlık sapmalar çok da bizi ilgilendirmiyordu. Ama ne zaman ki atomlarla atomu keşfedip
O boyutta çalışmalara başladık. Bundaki artık o ölçümdeki hassaslıklar olsun, bunun kendi kaybettiği kütle olsun bizi ilgilendiriyor ki bu yaklaşık miligram bazında o yıldan beri azaldığı tespit edildi. Ama miligram aslında kimyada, fizikte çok ciddi kayıplar, farklılıklar. Bir şeyi bir miligram farkla ölçmek demek, bir ilaç yapacaksınız. Yine ilaçtan örnek verelim. Bir şeyleri karıştırıp ilaç yapacaksınız ve bir miligram hassaslığınız yok. Fazladan bir miligram koydunuz. Bambaşka bir şey ortaya çıkar. Onun için artık 1900'lerin başında karbon 12 atomunun kütlesine 12 atomik kütle birimi denildi. Bir atomik kütle birimi, buna U diye de gösterilir. 1,660 538,86 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogramdır. Karşılığı da bu. Yani siz kilogramın ne olduğunu merak ediyorsanız, işte bir AKB bu kadar kilogramdır. Bir kilogram şu kadar AKB'dir. Peki AKB nedir? Bir tane karbon 12 atomu bulun bir yerlerden. Koyun teraziye. O işte 12 AKB. Oradan da metrenizi standartlaştırın. Fakat 2019 Mayıs'ında çok güncel, daha bir sene, 1,5 sene oldu. Bu birim sistemleri güncellendi. Uzunluk ve zaman cümleler bazında değişti. Sistematiği aynı. Biraz daha tanımı, tarifi cümle olarak düzeltildi. Ama kütle komple artık başka bir şeyle ifade ediliyor. Planck sabiti denilen bir sabitimiz var fizikte, kimyada. Bunun değeri 6,62 60 70 15 çarpı 10 üzeri eksi 34 kilogram metrekare bölü saniye. Burada kilogram var. Metreyi hassaslıkla biliyoruz. Saniyeyi biliyoruz. O yöntemlerle bunları biliyorsunuz. İşte buradan da kilogramı çekin. Artık kilogramımız evrenin her yerinde odur. Bunu yine Google'a yazıp araştırıp uzun uzun anlatılmış. Bu kitabımızın artık çok müfredatında değil. Merak edenler yine yeni birim sistemi diye, kütlenin tanımı değişti diye haberlerde, bilim sitelerinde takip edebilirler nasıl tarif edilmiş. Ama artık Planck sabitine dayalı. Şimdi zaman ve kütle ile ilgili de bazı ilginç büyüklüklere örnekler verelim, uzaklıkta olduğu gibi. Mesela protonun yaşam süresi. Yani bir tane proton buldunuz bir yerden, koydunuz buraya. Bu sonsuza kadar kalır mı? Hiçbir şey sonsuza kadar kalmaz. Bunun yaşam süresi 3 çarpı 10 üzeri 40 saniye. Yıla çevirin evde, alıştırma olsun dersten sonra. Bir proton acaba ne kadar süre yaşıyormuş? Bakın bakayım. Bu kadar kalır. Evrenimizin yaşı 5 çarpı 10 üzeri 17 saniye. Ne kadar kısa gibi değil mi? Evrenimizin yaşı 5 çarpı 10 üzeri 17 saniye. Sanki geçermiş gibi hemen. Ama bunu çevirince göreceksiniz ki siz de şu sayıya aşinasınız. Yaklaşık 14 milyar yıl yaşında evrenimiz. Yani evrenimizin nasıl oluştuğunun en güçlü teorisi şu an bilim çevresinde kabul edilmiş. Big Bang teorisi, büyük patlama diye Türkçe'de biliyorsunuz. Her şey yoğun bir kütleydi. Başka hiçbir şey yoktu. Bir etki oldu. Bu yoğun şey patlama tam Bang oldu. Bir şekilde genişlemeye başladı o kütle. Dağıldı etrafa, saçıldı. Ne zaman oldu bu iş? 14 milyar yıl yaklaşık önce. O günden beridir bizim evrenimiz var ve genişliyor. Patladı gibi düşünürsek o küçük şey, her neyse, patladı ve her şey genişleyerek yayılıyor etrafa ve hala o genişleme devam ediyor. Ve ilginçtir ki bundan 5-6 yıl önceki Nobel ödülü, fizik ödülü alanların ispatladığı şekilde bu genişleme sürekli daha hızlanarak oluyor. Yani
Derse başladığımızda saniyede 1 metre genişliyorsa evrenimiz, 1 metreden çok fazla genişliyor. Işık hızıyla genişliyoruz da yine size akılda kalıcı örnek olsun diye. Derse başlarken 1 metre 1 metre genişliyorsa saniyede, şimdi 1,5 metre 1,5 metre genişlemeye başladı. Sürekli daha hızlı genişliyor. Ve evrenimizin de boyutlarını demin o uzaklıklar yaparken ne kadar büyük olduğunu görmüştünüz ve sürekli o büyüklük devam ediyor. İnsan yaşı şu sayılarla oranlayın diye yaklaşık ortalama 2 çarpı 10 üzeri 9 saniye. Düşünsenize. Sizin yaşınız 2 çarpı 10 üzeri 9 saniye, evrenin yaşı 5 çarpı 10 üzeri 17 saniye. Sanki arada fark yokmuş gibi. Ama şu yaklaşık 60-70 yıla denk geliyor. Bu 14 milyar yıla denk geliyor. Yıla çevirince. Proton ki hepsinden büyük. Demek ki evrenimizin var olduğundan beri protonlar yok olmamış. Evren varken, yaratıldığında, var olduğunda 14 milyar yıl önce var olan proton hala yaşıyor. Daha bayağı da yaşayacak. Yok olan proton görülmemiş demek ki. Peki bir de küçüklüklere bakalım. En radyoaktif elementin yaşam süresi. Yani radyoaktif element neydi? Koyduk mu buraya? Radyasyon salıyor, başka bir şeye dönüyor. Bunu ortaöğretimden biliyorsunuz. En radyoaktif elementin yaşam süresi 10 üzeri eksi 23 saniye. Yani onu buraya koydunuz. Saniyenin bu kadar da birinden sonra yok oluyor, gidiyor. Başka bir şeye dönüşüyor. Bir de burada Planck sabiti dediğimiz Planck süresi var. Bu da yeryüzünde ölçülebilecek en küçük süre fiziksel olarak. Bu da 10 üzeri eksi 43 saniye. Bu sayı şundan önemli. Dedik ya demin evren oluştuğu Big Bang ile bir şey vardı ve bir etkiyle patlamaya başladı. Sıfır saniyesi o patlamaya başlamaya düğmeye basış anı gibi düşünürseniz T eşittir sıfır. O T eşittir sıfırdan sonra geçen şu kadar saniyeye kadar ne olduğu fizikçiler tarafından teorik olarak ispatlanamıyor. Sıfırla 10 üzeri eksi 3, 43 saniye. Yani saniyenin trilyon 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 trilyonda biri gibi. Bir süreyle sıfır saniye arasındaki fiziği henüz keşfedemedik. Ama bu süreden sonra tüm her şey evren hakkında biliyoruz ya da bildiğimizi sanıyoruz en azından. Şurada bir belirsizlik var. Onun için ulaşabileceğimiz en küçük süre dedik ya, bunun daha düşük süresine, zaman dilimine henüz ulaşamadık. Bazı şeylerin kütlelerine de şimdi böyle örnek verelim. Mesela evrenimizin kütlesi. Tüm evrendeki her şeyi, tabii böyle tartıyla tartmamızın yolu yok. Bunları tahmin ediyoruz teorilerle. İşte kara delikleri, gezegenleri, yıldızları, galaksileri bildiğimiz, gözlediğimiz, gözlemediğimiz. Kara delikler bildiğiniz gibi şu an evrenin yaklaşık %5'ini gözlemleyip görüntüleyebildik. Fizikçiler, astronomiciler, bilim insanları. Kalan %95'in bir kısmı kara cisim. Yani kara cisim demek bize göre karanlık. Bilmiyoruz neler olduğunu. %95'in bir kısmı. Bir de kalan belli bir kısmı da kara enerji deniliyor. Orada da madde yok ama bir enerji var gibi düşünün. Ama kara. Hala biz bilmiyoruz. Yani şu an %5'ini bile biliyoruz. İşte %5'ini biliyorsak diyoruz. O bildiğimizin içinde şunlar var diyoruz. Buluyoruz. %5'te bu kadar kütle varsa %90, %100'ünde ne kadar vardır deyip orantıyla yaklaşık olarak evrenimiz 10 üzeri 53 kilogram. Galaksimiz Samanyolu 2 çarpı 10 üzeri 41 kilogram. Bu galaksiden milyar tane var gibi düşünürsek 10 üzeri 9 ile çarpınca daha 10 üzeri 50'ye ulaşıyoruz. Demek ki bu galaksiden milyar değil, 1000 milyar tane var. Bizim galaksimizden 1 trilyon tane daha fazla aynı galaksiden var demek ki.
Onun için demiştim ya, milyarlarca var bizim galaksimizden, evrende. Güneşimizin kütlesi, baskülün üzerine koyduk güneşi, tarttık. 2 çarpı 10 üzeri 30 kilogram. Başka neyi verelim? Bu büyükler olsun. Bir de küçükler var. Mesela yine proton. Bir protonu terazinin üstüne koyduk. 2 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogram. Bu da küçüklerin dünyası. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Haftaya bunların problemleriyle devam ederiz.